belki biliyorsunuzdur. Önemli olan tabii ki suç işlendikten sonra ya da çocuk zarara uğradıktan sonra tabii ki o zaman da üstümüze düşen görevler var. İşte rehabilite etmemiz lazım. Ama temel olarak bir suça o çocuğu sürükleyen nedenleri bulup, risk grubu çocuğu bulup o riskleri önlemek zorundayız. Yapmamız gereken temel şey o. O da yakın takiple olabilecek bir şey. Yani sadece belirledim ve ne yapacağımla değil. Sürekli orayı izleyen birileri olması gerekiyor. Ve her ailenin işte aile hekimi var. Onun gibi bu izlemi yapacak birileri. Şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın böyle bir ASTEP projesi var. Yaklaşık 10 aileye bir sosyal çalışmacı ya da o eğitimi almış, o görevi yapabilecek birinin sahiplenmesi, düzenli aralarla o ailedeki her bireyin, sadece çocukların değil, hani bir işte aile içi şiddet mi var, çocukla ilgili bir sorun mu var, ekonomik bir problem mi var, katkı yapılabilecek bir şey mi var, onları oluşturabilecek bir sistem oluşturuluyor. Şu anda iki ilde, iki farklı ilde nüans farklarıyla iki ayrı proje götürülüyor. Hangisi daha iyi işleyeceğini görmek için. Tabii o sistem kurulabilir ve tabii bu bölgesel kültürel şeyler, değerleri de dahil etmek gerekir. Her yerde nasıl her program her şey her yerde de çok kullanılamaz tabii, kullanılamıyor modifiye etmek gerekir. Ama hani bu bir izlem sistemi kurabilir ve işte çocuğun aile, yani çocukta problem mi var, doktor mu gerekiyor? Deminki soruya da cevap bu. İki aynı yerde yetişen, aynı koşullarda yetişen iki çocuk farklı olabilir. O zaman çocukla ilgili bizim gözden kaçırdığımız, tedavi edemediğimiz onunla ilgili bir sorun var demektir. Atladığımız bir şey çok var. Çok güzel. Demektir. Şimdi sosyal çalışmacı tabii sayısı Türkiye'de çok çok fazla olmayabilir. Onlar yetişinceye kadar belki şu aradaki şeyde benim demin söylediğim, yani hemşirelerden bir şekilde yararlanmak, özellikle hamile olan kadınları izleyemeye başlayaraktan, yani hamilelikten doğum, doğum sonrası ve onun yetiştirilme biçiminde, yani çocuklara yönelik böyle çok hemşire sayımız da maalesef çok sosyal çalışmacıdan biraz daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Ama sizin bir Mevlana şeyiniz var, modeliniz var. Evet. Nedir bu? Bu yani bu Mesnevi Terapi isimli kitap Nisan ayında çıkmıştı. Nasıl bir şey? Biraz kısaca özetler misiniz? Tabii şimdi Mesnevi'de hikayeler var biliyorsunuz. Böyle asırlardır gelen aktarılan hikayeler var. Şimdi psikiyatride kullandığımız negatif kognisyon ölçeği, PBQ gibi hatalı inanışlarla ilgili ölçekler var. Bireysel kişisel inanış ölçeği tarzında kişi düşünce hatalarını belirliyoruz. Bir insanın hasta olması, hasta olan bir kimsenin tekrar hasta olmaması için yahut bir kimsenin hasta olmaması için hatalı, beni kimse sevmiyor, kimseye güvenmiyorum, insanlara güvenilmez gibi böyle düşünce kalıpları var kişide, kalıp yargılar var. Bunlar Mevlana hikayelerinde bu kalıp yargıları toplumda değiştiren bir hikayeler var. Ben şimdi o testlerdeki ölçek yüze yakın kalıp düşünceyi aldım. Ona uygun Mevlana'nın bir hikayesini karşılaştırdım. O kalıp düşünceyi, olumsuz düşünceyi Mevlana hikayede nasıl değiştiriyor, onun arkasından bir yorum yaptım. Ve bu yani koruyucu ruh sağlığı açısından bir katkı da, farklı bir bilimsel bir yaklaşım, metodolojiyi kullanarak Mevlana'yı toplumun ruh sağlığına bir bakıma değerlendirmiş gibi olduk. Bu birçok kimse de yani kendini tanıma, kendini sorgulama, aile içerisinde, toplum içerisindeki ilişkilerde yani eksiklerini görüp düzeltme konusunda katkı sağlaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu aslında yani koruyucu ruh sağlığında bir terapi hizmetidir. Yani hasta bir insanı tedavi hizmeti gibi düşünmemek lazım. Tabii. Evet, çok bizden bir şey olduğu için Mevlana belki değil mi bu öykülerin? Ve yani geçen Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Mayıs ayında yapılan kongresinde mesela Koreliler, Çinliler yoga terapi, yoga meditasyon diye bir sempozyum yapıp kendi yoga öğretilerini bir meditasyon tekniği olarak, grup tedavisi tekniği olarak anlatıp sundular. Rumi meditasyon da niye yapılamasın? Kesin. Yani bu
Yani ve bu tarz tedavilerde kullanılan 3 teknik var. Birincisi bir söz, mantra vardır yani yogada kullanılan. İkincisi hareket vardır, sallanma gibi çeşitli evet. hareket. Üçüncüsü de müzik vardır. Evet. Mevlana'da üçü de var. Üçü de var, evet. Yani belli bir düşünce inanç sistemi var. Hareket var, dönme var evet. ve müzik var. Yani bu evet. terapötik etkisi var bunun. Peki. Efendim bu gece çocukları bir miktar konuşmaya çalıştık. Göz bebeğimiz çocuklarımızı ve yarınlarımız için ne yapıp ne yapmamamız icap ettiğini. Öncelikle kendimize bakalım dedik değil mi? Yani eğer bizler sorunlarımızı çözebilirsek o zaman çocuklarımızın da sorunu olmayacak gibi çok önemli altı çizilen bir noktaya geldik. Kendini hazır hissetmiyorsa insanların evlenmemesi icap ettiğini, hele çocuk hiç yapmaması icap ettiğini konuştuk. Ve boşanmış ailelerin çocuklarını bir tarafa bıraktıklarını, kendi dertlerine düştüklerini ama bunun çok riskli olduğunu, tehlikeleri daha sonra beraberinde getirdiğini söyledik. Sizle tabii çok şey konuştuk ama en ilginci kuşkusuz mesnevi hikayelerinin terapide kullanılması gibi yeni bir soluk, yeni bir olanak. Muhakkak ki çok ilginç bir alandır. Okumak isteriz doğrusu diye düşünüyorum. Kapatmadan önce iki gün sonra başlayacak olan Uluslararası Çocuk İstismarı Kongresi'nden söz etmiştim. Bir şey daha eklemek istiyorum. O da 2. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali. Yine 26 Eylül'de başlayaraktan İstanbul'da olacak. Ve ana teması kadına karşı işlenen suçlar ve ayrımcılık. Yani sizin kuşkusuz çok keyifle gideceğiniz ayrımcılığın değil mi? Siz en çok ona şey yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, ayrımcılığın olmadığı, kimsenin ayrılmadığı, yani hiçbir parametreyle ayrılmadığı bir Türkiye için diyoruz. Çok teşekkür ederim tekrar bizimle beraber olduğunuz için. Seyircilerimize de iyi geceler demek istiyorum. Güvenli bir Türkiye için.